Bismillahirrahmanirrahim. Babu vadi'ahtir ricleyni alel uhra. Bu bab ayağının birisini diğerinin üzerine koymak. Caiz midir, değil midir? Yani otururken ayağının birisinin üzerine koydu. Yahut da yan yatarken ayağının birisinin üzerine attı. Yahut arka üstü yattı, ayağının birisinin üzerine koydu. Üç türlü. Hangisi caiz, hangisi caiz değil, bundaki ihtilafı beyan edecek. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk, kâle haddesena Ebu Hüzeyfete, kâle haddesena Süfyan, kâle haddesena Ebu Zübeyir, an Cabir'in enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kerih. Cabir radıyallahu anh diyorlar ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hoşlanmadılar. Ney? En yeda'ar racülü. Bir adamın koymasını, ihtaricleyhi ayaklarının birisini alel uhura ötekinin üzerine koymayı hoşlanmadılar, bunu kerih gördüler. Baştaki birinci rivayet bu. Haddesena Yunus kâle ahbereni Şuayb ibn-i Leys an ebihi an ebi Zübeyr an Cabir'in an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem misle. Hazreti Cabir'den İmam-ı Tahavi başka bir senetle bu hadisi şerifi rivayet ediyor. Ve zade. Fakat bu ikinci rivayette ziyade ediyor. وَهُوَ مُضَّجِعُونَ Yan üstü yatmış, ayağını ayağının üzerine koymuş. Bunu hoşlanmadılar. Birinci rivayette mutlak. Yan üstü yatıyor diye ibaresi yok. Ayağını ayağının üzerine koymak mekruh. Mutlak. Fakat ikinci de diyor ki, yan üstü yatar, bir ayağını da ötekinin üzerine korsa, Resulullah Efendimiz bunu hoşlanmadılar. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد حا حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إمام التحاوي عين حديث الشريف محمد بن خزيمة تريك إلى رواية ديور حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن خداش عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أين حديث شريف إمام التحاوي ابن أبي داود تريك لدى رواية ديور حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى bu hadisi şerifte Hazreti Ebu Hureyre'den geliyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neha nehi buyurdular. Neden? En yusniyer racülü bir adamın isna etmesini, ikilemesini ehdâ ricleyhi alel uhra ayağının birisini ötekine ayağın biri tek ötekini de onun üzerine koydu mu ikiler en yusniye isnaide yahut da en yusenniye müfredin şeysi tesniyede yani bir ayağını iki ayak eder. Hulası ayağının birisini ötekinin üzerine koymasını mekruh gördüler. Nehyeylediler. Sedem yukarıdaki hadisler bunu Resulullah Efendimiz mekruh gördü diyor. Bunda da diyor ki nehyeyledi. Nehyeyledi yani yapmayınız dedi. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fekerihe kavmun ulemadan bir kısmı mekruh gördüler. وَدَعَ اِحْدَ الرِّجِلَيْنِ عَلَى الْاُخْرَى İki ayağın birisini ötekinin üzerine koymayı mekruh gördüler. Ne için? لِهَذِهِ الْاَثَارِ İşte bu hadisi şerifler için. Hadisi şerifleri birisi Hazreti Cabir'den geliyor, birisi de Hazreti Ebu Hureyre'den geliyor. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ اَيْضًا Yine bu kerih görenler İhticac eylediler. Ne ile? Bima bir hadiste ki Haddesen İbn-i Merzuk İmam-ı Tahavi diyor ki bize İbn-i Merzuk rivayet eyledi ki bir hadiste de delil getirdiler. Kale haddesena Vehbun kale haddesena Şubetu an Vasilin an Ebi Vailin kale kânel Aş'as Ebi Vail diyor ki Aş'as ve Cerir ibn Abdullah Cerir ibn Abdullah iki ve Ka'b Kâb ibn-i Ucre 3. Bunlar oldular. Ku'uden bir yerde oturur oldular. Bir yerde üçü de oturuyor idi. Farafa'l-Aş'asu
Eş'es kaldırdı ehdâ ricleyhi ayaklarının birisini alel uhra ötekinin üzerine. Ayağının birisini kaldırdı ötekinin üzerine koydu. Kendileri oturuyordu. Bu oturdukları halde olmuş. Otururlarken ayağının birisini kaldırmış ötekinin üzerine koymuş. Ve huve kâid. O da oturuyordu yani yan üstü yatmış değil dedi. Fekâle lehu Ka'b ibn Ucre. Ka'b ibn Ucre ona dedi ki dummehâ ayağın zembet. Yani onun üzerine koyma, indir. Yere indir. Feinnehu la yesluhu li beşerin. Bir beşere o şekilde oturmak layık değildir dedi. Nehy dedi. Fakat bu fiili sahabi. Sahabi nehy diyor. Bunu yapma diyor. Peki iki hadisi şerif, bir de bir sahabenin kavli. İşte bu üçü delil oluyor bunlara ki ister otururken, ister yan üstü yatarken ayağının birisini ötekinin üzerine koymak mekruhtur, caiz değildir. Ve halefehum fî zâlike âkherûn. Ülemanın diğer bir kısmı bunlara muhalefet eylediler. Felem yarav bizâlike be'sâ. Bunda beis görmediler, dediler günah yok. Yani insan ayağının birisini ötekinin üzerine koysa, ister oturduğu yerde, isterse yan üstü yatarken bunda bir günah yoktur. Beis yok, günah yoktur. Ama yapmasa dahi, yaparsa günah yazılmaz. Ve teccü fî zâlike, bunlar diye ihticac eylediler bu mesele hakkında. Bimâ rûyân Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Resûl-i Ekrem Efendimiz'den rivayet edilen hadisi şerifle istidlal eylediler. Hadisi şerif şu. Haddesena Yunus'u, kâle haddesena Süfyan'u an-Zühri'yi, en Abbâd ibn-i Temîm, en ammihi. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عباد بن تميم kendi amcasından rivayet ediyor. Amcası diyor ki رأيت النبي صلى الله عليه وسلم, ben Resul-i Ekrem Efendimizi gördüm, müstelqiyen fil mescidi, mescidi şerifte arkası üstü yatmış olduğu halde, arkası üstü yatmış idi. Gördüm, nasıl gördüm? Vadi'an ihda ricleyhi alel uhra, ayağının birisini ötekinin üzerine de koymuş. Resulullah Efendimiz arkası üstü yatmış, ayağının birisini de ötekinin üzerine koymuş olduğu halde gördüm. Öyleyse Resulullah Efendimiz'in yaptığı mübah olur. Madem Resulullah Efendimiz yapmış, ümmetinin de yapması mübah olur. Bir delillerinin birisi bu. İkinci hadisi şerif, حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي عباد قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري قال حدثني عباد بن تميم. Yine hadisi şerifi Abbad ibn Temim'e getirdi fakat Ruh ibn al-Ferj tarifiyle. O da kimden rivayet eylemiş? En ammihi, amucasından. Yukarıki hadiste yine Abbad ibn Temim amucasından rivayet ediyordu. O amucesi de kimdir? Abdullah ibn Zeyd'in. Abdullah ibn Zeyd'dir. Kimden rivayet eylemiş? An-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. Nasıl rivayet eylemiş? Mislehu, aynen yukarı hadisi şerifte okuduğumuz gibi. Abdullah ibn Zeyd diyor ki ben Resulullah Efendimiz'i arkası üstü mescidi şerifte yatmış, ayağını da diğer ayağının üzerine koymuş olduğu halde gördüm diyor. Evet. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري قال حدثني عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أين حديث الشريف؟ إمام التحاوي يزيد بن سنان تركي لدى رواية ديور. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس ويونس عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحديث شريف إمام التحاوي يونس طريقي لدى رواية إلدي. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر رضي الله عنه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله. أين حديث شريف إمام التحاوي ابن مرزوق طريقي لدى رواية إلدي. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماديشون ها وحدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن الجعد
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن ابن شهاب قال حدثني محمود بن لبيد عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أين حديث الشريف؟ إمام التحاوي iki سند ile daha rivayet eyledi. Birisi محمد بن خزيمة تركي, birisi de علي بن عبد الرحمن تركي. قالوا, bu zümreye kâil olan ulema dediler ki فَهَذِي الْاَثَارِ, işte bu hadisi şerifler. قَدْ جَاءَتْ اَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'den geldi. Neyle geldi? بِاِبَاحَةِ مَا, şur bir şeyin ibahesiyle ki مَنَعَتْ مِنْهُ, o şeyden men eyledi. الْاَثَارُ الْاُوَلْ, evvelki eserler. Evvelki hadislerin men eylemiş olduğunu bu hadisler mübah kıldı. Evvelki hadislerde ne geldi? Abdullah ibn Cabir ve Ebu Hüreyre'den geldi ki Peygamber Efendimiz ayağını üzerine koymayı nehyiledi. Hoş görmedi. Burada da Abdullah ibn Zeyd'den rivayetler geliyor. Senetler müteaddid ama fakat hepsi ona geliyor. O diyor ki ben Resulullah Efendimiz'i gördüm. Arkası üstü yatmış, ayağı ayağın üzerindeydi. Öyleyse iki hadis birbirine mütariz oldu. Evvelkisi ayağını üzerine koymayı mekruh görüyor, ikincisi de mübah görüyor. Ve emma ma zekeruhu, peki bu ikinci zümre diyor ki biz bunun ibahesine dair eserler zikreyledik. Fakat sizin yukarıda zikreylemiş olduğunuz hadisler var. O zikreylemiş olduğunuz hadislerde neden? Min mehteccu bihi min kavli Ka'b ibn Ucure. Evvela Ka'b ibn Ucure eş'esi nehyiyledi ki ayağını üzerine koyma. Bu bir beşere yakışmaz. Buna gelince fe innehu kad ruvya an cemaatin. Bir cemaatten rivayet edildi. Min ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in cemaatinden hilaf-ı zalik. Bunun hilafi. Yani Ka'b ibn Ucure sahabedendir. Bu bunu hoş görmediyse Ashab-ı kiramdan, başkalarından da mübah olduğu rivayeti geldi. Sahabenin kavlini yine sahabenin kavliyle def ediyor. Mübah olduğunu gören sahabeler kim imiş? Onu da ispat ediyor. Diyor ki, haddesena Yunus, kâle haddesena ibn-i Vehbin, kâle akbereni Malikun ve Yunus an ibn-i Şehafin, an Sa'id ibn-i Müseyyed, Seyyed tabiinin reisi. O diyor ki, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman kâna yef'elâ lezâlik, bunu işlerdiler. Ayaklarının üzerine kurdular. Ka'b ibn-i Ucure caiz görmedi. Eş'esi nehyiledi. Fakat Hazreti Ömer işlemiş bunu. Hazreti Osman da işlemiş. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman Peygamber Efendimiz'in ef'alini bilmekte Ka'b ibn-i Ucure'den daha evler, daha ileride. حدثني مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن عمر قال حدثني سالم بن نضر قال كان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. سالم بن نضر diyor ki Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman رضي الله عنهم يجلس أحدهم متربعا, bunların üçünden her birisi müterabbi, bağdaş kurar otururdi. Ve ehta ricleyhi alel ukhra, ayağının birisi de diğerinin üzerinde. Demek bunlar böyle bağdaş kurar, ayağının birisini de birisinin üzerine atarmış. Bu Ka'b ibn Ucure'nin rivayetine muhalif oldu bunlar. Haddesene ibn Merzuk, kâle haddesene Ebu Amir, kâle haddesene Ubeydullah ibn Cafer, en İsmail ibn Muhammed, en Sa'idin, en Abdirrahman ibn Yerbu' أنه رأى عثمان بن عفان فعل ذلك. عبد الرحمن بن يربوع diyor ki ben bizzat Hazreti Osman'ın bu şekilde oturduğunu gördüm. Bağdaş kurmuş, ayağını da diğer ayağının üzerine koymuş. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن عبد العزيز أن محمد بن نوفل حدثه أنها رأى أسامة بن زيد بن حارثة. Muhammed ibn-i Nevfel diyor ki ben Hazreti Üsame'yi gördüm. Fî mescidin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in mescidinde. Fe'ale zalik, böyle yaptı idi. Ayağını ayağının üzerine koydu idi.
حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع أنه رأى ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. İmam Nafi diyor ki Abdullah İbni Ömer'in de bu şekilde oturduğunu ben gördüm. Ashabtan Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Evet. Abdullah İbni Ömer, Hazreti Hüsame 5 kişinin böyle yaptıklarını ispat etti. Haddesene İbni Merzuk kal, haddesene Ebu Amir an Süfyan, an Cabirin, an Abdurrahman İbni Lesved, an Abdurrahman İbni Yezid kal, rayitu Abdullah. Abdullah bin Mes'ud'i gördüm. Muzdaci'an yan üstü yatmış olduğu halde bil eraki erak denilen yerde vadi'an ihta ricrihi ala dukra. Ayağının birisini de ötekinin üzerine koymuş. Yani bizzat görmüş bunu. Vahva yakul. O halde de derdi. Ne derdi? Rabbena la tec'alna fitneten lil kavmi zalimin. Bu duayı okurdu. Ya Rabbena ey bizim Rabbimiz. La tec'alna bizi kılma. Fitneten, fitne kılma. Lil kavmi zalimin, zalim bir kavim için bizi fitne kılma. Bir de Abdullah bin Mes'udi getirdi ki o da ayağını ayağının üzerine koymuş ve kendisi de yan üstü yatmış olduğu halde. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Ebu Amir, kâle haddesene Süfyanu, an İmran ibn-i Müslim, kâle ra'eytu Enes ibn-i Malik. İmran ibn-i Müslim diyor ki ben Enes ibn-i Malik radıyallahu anh'i gördüm. Kaiden oturucu olduğu halde. Kad vada ihtariz leyhi alel ukra. Halbuki ayağının birisini de öteki ayağının üzerine koymuş. Fakat raveyna biz işte rivayet eyledik. En ha ula il cille. Bu ecilleden, ashab-ı kiramdan, bu büyük zatlardan. Min ashab-ı Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramın bu büyüklerinden rivayet eyledik. Ki onlar ayaklarını ayaklarının üzerine koymuş. وَهَذَا مِمَّا بُعُلْ بِشَيْدَنْدِرْ كِ لَا يَسِلُ اِلَى تَبْيِّنِهِ Bunun tebyinine erişilmez. مِنْ تَرِيكِ النَّزَرْ Kıyas tarikiyle. Kıyas tarikiyle buna erişilmez. Yani kıyas tarikiyle nehyedilmek icap ederse buna erişmez. Bunların efali kuvvetlidir. Bunların efali varken kıyasa gidilmez. فَنَسْتَعْمِلُ ف۪يهِ Min tarik-i nazar, tarik-i nazardan buna erişilmez ki fenestamile fihi burada istimal edelim. Kıyasi. Nerede? Ma istamelnahu fi gayrihi min ebvabi hazel kitab. Bu kitabın bu babından başka bablarda kıyasi istimal ettik. Burada o kıyasi istimal etmeye hacet kalmaz. Çünkü kıyasıyla olmaz bu. Velakin lemma raveyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esas mühim olan şey nedir? Kıyas miyas değil de Resulullah Efendimiz'den biz rivayet ettik ya neyi? Ma vasıfna fil fasıl müteqaddim. Geçen fasılda Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledik. Cabir bin Abdullah ve Ebu Hureyre tarikiyle ki Peygamber Efendimiz nehyeyledi. Ayağını ayağının üzerine koymadan nehyeyledi. Ve ruviyen Ka'b ibn Ucre ennehu kal. Ka'b ibn Ucre'den de rivayet edildi ki o buyurdu ki innehu la yesluhu li beşerin. Bir beşere layık değildir ki ayağını ayağının üzerine koyar. Fekâne mâna hâzâ. Bunun manası oldu indena bizim indimizde. Vallahu alem Allahu Teala daha ziyade bilicidir. Ki ennehâ ayağını ayağının üzerine koymak. Lâ tesluhu li beşerin. Bir beşere layık olmaz, salih olmaz. Ne için? Linehyi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem anha. Peygamber Efendimiz bu şekilde oturmadan nehyilediğinden beşere layık olmaz. لَاَنَّهُ لَا يَسْلُحُ لِبَشَرٍ Bir beşere layık salih olmaz ki en yuhalife Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e muhalefet eder. Madem Peygamber Efendimiz böyle emretmiş, onun emrine muhalefet etmek layık değildir. Bunun manası budur. Onun için Ka'b ibn-i Ucre eş'esi nehyilemiş, ayağını ayağının üzerine koyma demiş. Bu fasılda, yukarıki fasılda böyle öğrendik. Ve bunun manası da yani beşere layık değildir ki Resulullah'a muhalefet etsin. Madem Resulullah'ın emri vardır, ayağını ayağının üzerine koymak mekruhtur. Şimdi ikinci fasılda da okuduk. Sünne kad jâe mâ zikirnâ fil fasl-i sâni min ibâhetihâ. İkinci fasılda da zikrolundi bi isti'mâli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyyâhâ.
Peygamber Efendimiz ayağını ayağının üzerine koyduğundan bunun mübah olduğu zikredildi. Yukarıki fasılda haram, mekruh olduğu, burada da mübah olduğu zikredilince ikisi birbirine taarruz eyledi. فَحْتَمَلَا يَكُونَ اَحَدُ الْاَمْرِينِ قَدْ نَسَقَ الْآخَرِ Öyleyse iki bu mütearriz hadisi telif etmek de imkanı yok. Aralarını bulmak da imkanı yok. Bir ihtimal var. O da nedir? Bu ikisinin birisi ötekini nesk etmiş olan. Evvela Resulullah Efendimiz birisini emretmiş. Sonradan onu nesk etmiş, ötekini emretmiş. Öyleyse hangisi nasih, hangisi mensuh? Bunu aramak lazım gelir. فَلَمَّا وَجَدْنَا اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Vaktaki biz Ebu Bekir, Ömer, Osman radıyallahu anhum bunları bulduk. وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُونَ Bunlar da Hulefai Raşidindir. El-Mehdiyun, hidayet üzerine giden Resulullah Efendimiz'in halifeleridir. عَلَى قُرْبِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e yakın olmaları, onun zamanında yaşamaları itibariyle ve ilmihim bi emrihi Peygamber Efendimizin emirlerini bilmeleri itibariyle bunlar Resulullah Efendimizin en yakın sahabeleri. Kad fealu zalike ba'dahu. Bu ayak ayağı üzerine koymayı Resulullah Efendimizden sonra yaptılar bunlar. Ha, öyleyse anlaşıldı ki Resulullah Efendimiz dar-ı ahirete teşrif ettikten sonra bu büyük sahabelerin böyle yapmaları, ayak ayağı üzerine konulması mübahtır. Bu nasih olmuştur evvelkini. Mekruh olanı nesk etmiştir. Bundan bu anlaşılıyor. Bunların böyle yapması bi hadrati eshabihi cemiyan. Resulullah Efendimizin eshabının hepsinin huzurunda böyle yapmaları ni gördük. Ve fihim halbuki o eshabın içinde olucudur. Ellezî şol bir şahıs ki haddese bil hadisil evvel an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fil kerâhe. Mekruh olduğu hakkında Resulullah Efendimiz'den evvelki hadisi rivayet etti. O da kimdi? Cabir ve Ebu Hureyre. Bu ashabın içinde onlar da var idi. Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın bu şekilde oturduklarını görüyordular onlar da. فَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ اَحَدٌ مِّنْهُمْ Ashabtan hiçbirisi, hatta o hadisi rivayet edenler bile inkar etmediler. ثُمَّ فَعَلَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ مَسْعُودُ وَبْنُ عُمَرُ وَسَامَةُ بْنُ زَيْدُ وَاَنَسُ بْنُ مَالِكِ Sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman'dan sonra diğer ashabtan Abdullah ibn Mesud 1, Abdullah ibn Ömer 2, Hazreti Hüsame 3, Enes ibn Malik 4 radıyallahu anhüm. Bunlar da böyle işlediler. Ayaklarını ayaklarının üzerine koydular. فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ مُنْكِرٌ Hiçbir münkir kalkıp da onları inkar etmedi ki Resulullah Efendimiz bunda ne hilemişti, niye böyle yapıyorsunuz demediler. Ayağın üzerine koymak mübah olduğu huve bu ma bir hükümdür ki aleyhi ehlül ilim, ehli ilim bunun üzerine olucudur. Yani mübahtır. O kerahet nesk edilmiştir. Min hâzeynil haberînil merfu'ayni. Peygamber Efendimiz'e isnat edilen iki hadisi şeriften hangisiyle hüküm olmuştur? İbahayı ispat eden hadisler. Bununla amel edilmiştir. Ulema indinde me'mulun bih budur. Ve betale bizalik. Bununla batıl oldu. Ma halefehu. Buna muhalif olan. Muhalif olan hangisi? Mekruhtur diye. O batıl oldu. Lima zekerna ve beyyenna. Bizim zikrettiğimiz ve beyan ettiğimiz tarif üzerine anlaşıldı ki evvelce mekruhmuş, sonra da nesk edilmiş o. Mübah olan kalmış. Ayağını ayağının üzerine koymak mübahtır. Ve kad ruviyanil hasen fi zalik ma yedullu ala gayri hazel mana. Hasan-ı Besri'den başka bir manaya delalet eden bir rivayet var ki ne o ne o başka bir rivayet geliyor Hasan-ı Besri'den. O rivayet de şu. Haddesena Süleyman ibn-i Şuayb. Kale haddesena Halid ibn-i Nizaril Eyli. Nizaril Eyli. قال حدثني السري السري بن يحيى قال حدثنا عقيل قال قيل للحسن حسن بصري سردولار قد كان يكره أن يدع الرجل إحدى رجليه على الأخرى dediler ki ins bir adamın bir ayağını diğerinin ayağı, diğer ayağı üzerine koyması mekruh görülüyor idi قد كان yani bu evvelce mekruh görülüyor idi
Bunun sebebi neydi? Demek ki Hasan-ı Basri zamanında mekruh görülmüyormuş. Ondan evvel görülüyormuş, soruyorlar ki sebebi neydi evvelden mekruh görülüyor diye. فَقَالَ الْحَسَنِ Hasan-ı Basri buyurdular ki مَا أَخَذُوا ذَٰلِكَ Bu keraheti almadılar اِلَّا عَنِ الْيَهُودِ اِلَّا Yahud'dan aldılar. Yahudiler indinde ayağını ayağının üzerine koymak caiz değildi. Bunu Yahudilerden almış idiler. Sonradan bu neshedildi diyor. فَيَحْتَمُ لَنْ يَكُونَ كَانَ مِنْ شَرِيعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ Caiz ki Yahudilerden niçin aldılar? Bu Hazreti Musa'nın şeriatinden olmak ihtimali var idi. Evet. Ney? كَرَاهَدُ ذَٰلِكَ الْفِعَالِ Hazreti Musa'nın şeriatinde ayağını ayağının üzerine koymak mekruh idi. Sonra İslamiyet geldi, bunu neshetti. Bu ihtimal var. فَكَانَتِ الْيَهُودُ عَلَى ذَٰلِكَ Yahudiler onun için kendi şeriatlerinde ayağını ayağının üzerine koymak haram olduğundan yapmazdılar. Müslümanlar da geldiler, Yahudiler ehli kitap olduğundan Arapların adetini almazdılar. Araplar ehli kitap değil. Yahudilerin adetlerini alırdılar ehli kitap olduğundan. Ta yeni bir vehiy gelip de onu neshedinceye kadar. Nesheden bir emir gelirse gelir, yoksa o şekilde amel ederdiler. İşte Hasan-ı Basri'nin dediği de Hazreti Musa'nın ihtimal ki şeriatinde bu var idi. Müslümanlar da ehli kitap olan bir kavimde bu adet olduğundan biz de böyle amel edelim dediler. Ve Resulullah Efendimiz de bunun için nehyledi. Ta ki o neshedildi. فَاَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Onun için Peygamber Efendimiz emreyledi. بِاتِّبَاعِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ Yahudiler nasıl yapıyorsa siz de onlara tabi olun. Çünkü onlar ehli kitaptır. Ayaklarınızı ayaklarının üzerinize koymayın. Evet. Bunu böyle emretti. لَاَنَّ حُكْمَهُ Bunun hükmü en يَكُونَ لَا شَرِيَةِ النَّب۪ي Bir peygamberin şeriatı üzerine olmaktır. اَلَّذ۪ي كَانَ قَبْلَهُ Resulullah Efendimiz kendisinden evvel gelmiş olan bir peygamber ki o da Musa Aleyhisselam. Onun şeriatı üzerine kendi ümmeti olsun diye emreyledi. Hazreti Musa'nın şeriatinde ayağını diker ayağının üzerine koymak mekruh olduğundan siz de bunu yapın diye emreylemişti. Koymayın diye evet. Hatta yuhdisallahu lehu şeriaten. Hatta Cenab-ı Hak bir şeriat ihdas edinceye kadar öyle şeriat ki tensehu bi şeriatihi ve evvelki peygamberin şeriatini nesbedir. Şimdi bu Hasan-ı Basri radıyallahu anh'ın bu şeysine göre, görüşüne göre Hazreti Musa'nın şeriatinde ayağını ayağının üzerine koymak mekruh idi, haram idi. Yahudiler de buna dikkat ederdiler. Peygamber Efendimiz de kendisine yeni bir vehiy gelinceye kadar emretti ki siz koymayın. Benden evvelki peygamber de bu caiz değil, siz de bunu yapmayın. Sonradan bu neshedildi. Cenab-ı Hak o külfeti ümmeti Muhammed'den kaldırdı. ثُمَّ اَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِخِلَافِ ذَٰلِكَ Sonra Peygamber Efendimiz bunun hilafına emir verdi. وَبِيْبَاحَةِ ذَٰلِكَ الْفِعْلِ Bu fiilin ibahasına emir verdi. Ayağını ayağın üzerine koymak mübahtır buyurdu. Ne vakit? لَمَّا اَبَاحَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Vaktaki Allah-u Teala mübah kıldı lehu Peygamber Efendimiz'e. Ney? مَا قَالْ بِشَيْءٍ مُبَحْ قِلْدِ كَدْ كَانَ حَظَّرَهُ Onu haram kılmıştı. Alâ men kâne qablehu. Kendisinden evvelki ümmetlere haram kılmış olduğu şeyi kendi peygamberine helal kıldı. O da dedi ki mübahtır. Yapabilirsiniz. Ve kad rûviyenil hasen hilâf-ı zâlikeyde. Hasan-ı Basri'den buna muhalif olan bir rivayet daha var. Haddesena Muhammed ibn-i Hüzeyme. Kâle haddesena Haccacun. Kâle haddesena Hammadun. En Hamidin anil hasen. Hasan-ı Basri'den rivayet eyledik ki ennehu kâne yef'aluhu Hazreti Hasan bunu yapardı. Yani ya da yadda'u ihder rizleyni alel uhra ayağının birisini ötekinin üzerine koydu. Ve kâle buyurdu ki innemâ kürihe lehu zâlik innemâ kürihe lehu bu mekruh kılındı. Lehu kendisine zalik bu ayağın ayağının üzerine koymak yani yef'alehu beyne yedeyil kavmi bir cemaatin huzurunda ayağını ayağının üzerine koymak mekruh kılındı insana mehafete en yen keşif keşfe evret olur diye bir adam
olur ki don yoktur, yalnız entaridir, ayağını ayağın üzerine koyduğu gibi kefşe evret olur. Karşıdaki taraf evret mehallini görür. Çünkü Arapların hepsi don giymezler. Don olanı da var ki, donsuz olan da var ki. Ayağını ayağının üzerine atarsa evret mehalli keşfolur. Bunun için nehyedilmişti. O vakitte innemâ kürihe mekruh kılındı lehu bir şahsa zalik ayağını ayağının üzerine koymak evet. En yef'alehu bunu işlemek beyne yedeyil kavmi bir cemaatin huzurunda. Ne için mehafeten yenkeşfe avret mehalli keşf olur korkusuyla. Bir bu da rivayet edildi Hasan-ı Besri'den. Şu halde Hasan-ı Besri'den gelen rivayet iki tane oldu. Birisine Yahudiler de dinlerinde vardı. Peygamber Efendimiz onlara ittibayı emretti. Sonradan bu neshedildi. İkincisi de avret mehalli keşf olmak korkusundan dolayı Resulullah Efendimiz emretti ki yapmayın diye. Ama hangisi daha evcehtir? وَالْوَجْهُ لَوَّلْ عِنْد۪ي أَشْبَهُ مِنْ هَذَا İmam-ı Tahavi diyor ki, Hasan-ı Besri'den gelen birinci vecih, birinci tefsir benim indimde daha güzeldir. أَلَا تَرَى اِلَى قَوْلِ كَعْبٍ Sen Kâb ibn-i Ucra'nın kavline bakmaz mısın? Ne dedi o? اِنَّهَا لَا تَسْلُحُ لِبَشَرٍ Beşere salih olmaz, layık olmaz. فَلَوْ كَانَ ذَٰلِكَ الْمَعْنَى Eğer bu mana olsaydı, اَلَّذ۪ي رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadiste Hazreti Hasan'dan rivayet edilen mana olsaydı lem yekul zalike kâbın kâb bunu böyle demezdi. Yani evret mehalli keşfolur manasını. O ne dedi? Beşere layık değildir. Yoksa eğer bu olmasa derdi ki ayağın ayağın üzerine koyma evret mehalli keşfolur dedi. Ama beşere layık değildir dedi. Velakinnehu innemâ kâle zalik Kâb ibn Ucre beşere layık değildir bunu dedi. لِعَلْمِهِ بِنَهْيِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz bundan nehyettiğini bildiği için ayağınızın üzerine koymayınız diye Peygamber Efendimiz'den bu emri işitmişti de bunun için nehyeyledi. O da ne için? لِمَا bir şey için ki كَانَ عَلَيْهِ مِنْ اِتِّبَعِ مَنْ قَبْلَ Peygamber Efendimiz kendisinden olan bir peygambere tabi olduğu için. Kendisinden evvelki peygamberin emirleri neyse ona tabi olur idi. Hatta sümme nesahallahu azze ve cel sonra Allah-u Teala bunu neshetti. Neshetti ama felem ya'lemhu kel Kâb. Kâb o neshi bilmedi. Peygamber Efendimizin Musa aleyhissalatü vesselamın şeriatinde ayak ayağı üzerine koymak caiz değildir. Siz de koymayın bunu duydu. Fakat sonradan Resulullah Efendimiz Cenab-ı Hak bu gibi tekalifi benden kaldırdı. Dediğini duymadı. O evvelki emir hatırında kaldı. فَكَانَ عَلَى الْاَمْرِ الْاَوَّلِ Evvelki emir üzerine oldu Kâb. وَعَلَّمَهُ غَيْرُهُ Başkası sonra Hazreti Kâb'e bildirdi. Bildirdi ki yahu bu neshedildi, mübah kılındı. فَرَجَعَ اِلَيْهِ Kâb bu sefer rücu etti. وَتَرَكَ مَا تَقَدَّمَهُ Evvelkinden evvelkini terk etti. Yani o da sonradan öğrenmiş oldu. وَاللّٰهُ تَعَلَى عَلَمُ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا